Adenotonsillektomiler kulak burun boğaz alanında gerek benim gerek tüm meslektaşlarımız arasında da en sık yapılan, hele de çocukluk çağında en sık yapılan ameliyatlar arasındadır. Burada tabii bize gelmekte olan, önemli sorulmakta olan sorulardan bir tanesi, sık sık telefonumuz çalmakta, lazerle tonsillektomi yapmakta mısınız diye sorulmakta. Hayır, burada radyo frekans yöntemini kullanmayı çok uzun yıllardır, 2000 yıllarından bu tarafa tercih etmekteyim. Lazerin gerek ağrısı gerek kanama yapma riski yüksek olduğu için elimizde var olmasına rağmen tonsillektomilerde kullanmamaktayım. Tonsillektomide radyo frekans çok başarıyla uygulamakta olduğumuz, fazla kanaması olmayan, ameliyat sonrasındaki riskleri de çok yüksek olmayan cerrahi yöntemimizdir. Adenoidektomide ise 70 derece endoskopla direkt bakıyla, yine ağız içerisinden yaptığımız yaklaşımla, örneğin koblasyon yöntemi dediğimiz radyo frekans yöntemiyle geniz etini de gözden görerek tama yakın kısmını almak son derece kolay yöntemlerimizden veya daima uyguladığımız yöntemlerimizden bir tanesidir.